Brent petrolün 100 doları aşmasıyla birlikte gelen zamlar nedeniyle akaryakıt almak isteyen vatandaşlar uzun petrol istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar zamlara tepki gösterdi. Valla söyleyecek bir tek şey var. Bu zamlardan alıştık artık zaten. Normalde hayat şartları zor oldu. Yani bu anda Türkiye'ye oynanan oyunlar bunlar yani. Bunda halk öğrenmesi gerekir, bilmesi gerekir. Ama maalesef dediğimiz gibi alıştık zamlara. Peki önceden aracınız ne kadar doluyordu? Şu an ne kadar doluyor? Önceden 300 liraya doluyordu. Şimdi 700-800 liraya anca doluyor. Vallahi rakamların önüne geçemiyoruz. Şu anda 1,5 lira gibi bir zam daha gelecek. Bu bir sonraki gün tekrar gelip gelmeyeceğinin de garantisi yok. En azından biz olanımızı koruyalım diye hani depomuz ne alırsa o kadarını alıp fırsattan istifade etmek değil de aslında mümkün mertebe faydalanmaya çalışıyoruz. Peki gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Durmayacak. Maalesef durmayacak. Peki önceden araçlarınız ne kadar dolduruyorsunuz, şu an ne kadar dolduruyorsunuz? Önceden aracımı aşağı yukarı 480 liraya doldururken şu anda 900 liraları gördüm. Zor durumdayız şu anda, çok zor durumdayız. Normalde cebimizde hiçbir şey kalmadı. Alışveriş yapamıyoruz. Araçlara yakıt alamıyoruz. Çok zor durumdayız. Peki önceden araçlarınız ne kadar doluyordu, şu an ne kadar doluyor? Bir sene önce benim arabam 41 litre yakıt alıyordu, 280'e doluyordu. Şu anda aracım 41 litreyle bu zamdan önce 650 liraya doluyor. Şu anda yarından sonra kaç lira dolacak bilemiyorum. Peki kaç dakikada burada sıra bekliyorsunuz? Yarım saat, bir saat oldu mu? Ya şu anda yaklaşık 20 dakika oldu. Ve hala sıra gelmedi. Sıra gelmedi. Şu anda çift kuyruk bekliyoruz daha. Vallahi bizim için çok kötü oldu. Kazandığımızın yarısını mazota veriyoruz şu anda. Allah devlete zeval vermesin. Peki günlük yakıt gideriniz ne kadar oluyor bir taksici olarak? Değişir. 100 lira yakarız, 200 lira yakarız, 300 lira yakarız. O gittiğimiz yol mesafeye bağlı. Peki önceden depomuz ne kadar doluyordu, şu an ne kadar doluyor? Önceden depomuz 250-300 liraya doluyordu, şimdi 700 liraya. Daha da artıyor. Normal bir şey. Normal. Bu devlet başımızda olduktan sonra biz bu zam bize dokunmaz. Tamam mı abim? O devletimiz sağ olsun. Vallahi çok fazla geldi zamlar. Yani hiç para kazanamıyoruz yani. Geliyoruz, gidiyoruz, sadece petrol çalışıyoruz. İnan ki ne var ya, çok zor durumda. Yemek yemiyor, acımdan tutarım yok bak şu an. Sizler servisçisiniz. Evet evet, servisçiyiz. Yani çok zor durumdayız yani. Çok zor durumda. Yani buna hükümetimiz bir de el atmasını istiyoruz devletimizin. Peki önceden akaryakıt zamlarından önce depomuz ne kadar doluyordu, şu an ne kadar doluyor? Her zaman önceden 300 liraya doluyordu. Şimdi 1,5 milyara doluyor kardeş. 1,5 milyar lira alıyor. 67-75 litre. 1,5 milyarda geçiyor. Peki yaklaşık kaç dakikada burada sıra bekliyorsunuz? Ve hala sıra gelmedi. Az ileriye varalım şöyle. Abi sıra gelmiyor işte, önümde 20-30 tane araba var daha. Yapacak bir şey yok. Kaç dakikada burada? Yani hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan bir yardım istiyoruz bu konuda.